Efendim Eğitim Günlüğü programından herkese mutlu günler diliyorum. Bir haftalık aranın ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Zihinleri ve gündemi meşgul eden eğitim sorunlarına çözümün bulunduğu adreste KONTE ve Eğitim Günlüğü programındasınız. Her zaman olduğu gibi değişik bir konu başlığıyla, konuyla karşınızdayız. Efendim bugün Öncü Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı Erdem Çakı programımızda. Kendisiyle bugün Öncü Eğitimciler Derneği'nin faaliyetlerini konuşacağız. Aynı zamanda da oyunları konuşacağız. Özellikle oyun çeşitlerini, oyun kitaplarını, oyun adaptasyonu ve yaşlara göre oyun ve branşlara göre özellikle derslerde oyunu nasıl kullanabiliriz? Bunların ayrıntılarını konuşacağız. İstanbul'dan geldi misafirimiz. Hemen kendisine hoş geldiniz diyelim. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet, Erdem Çakı, Öncü Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı. Şimdi tabii ki Öncü Eğitimciler Derneği deyince biz bu derneği de tanımamız gerekiyor. Çünkü ben şunu özellikle biliyorum ki sendikalar var, eğitim sendikaları var. Daha çok sendikalar işte sosyal ve hukuki yönden öğretmenlere destek çıkarken bu tarz dernekler de öğretmenlerin özellikle kişisel gelişimleri üzerine programlar yapıyor herhalde. Benim anladığım kadarıyla daha ayrıntılı sizden dinleyelim. Eyvallah İbrahim Hocam. Aslında yine birçok kurum gibi iyi insan yetiştirmeye odaklanmış bir kurum burası. Evet. Çıkış noktası ise eğitim üzerinden giderken öğretmenin mesleki ve kişisel becerilerini, kişisel donanımlarını güçlendirip bunun kurumlar üzerinden nasıl verilir? Hani yani daha kurumsallaşmış bir halde nasıl veririz? Onun mimarlı çalışmalar yapıyor. Çalışma alanları olarak belirlemiş. Tamam, tamam. Yani Türkiye ve dünyadaki, çünkü uluslararası ibaresi var. Herhalde dünyadaki öğretmenler için de bir projeleriniz olsa gerek. Evet, yakın zamanda geçen yıl Merter'de yaptık bir tane. Uluslararası Öğretmen Zirvesi yaptık. Ona evet. Da farklı ülkelerden, 10 ayrı ülkeden öğretmenlerimiz katıldı, bildiriler sundular. Bizim hem ulusal hem uluslararası çalışmalarımız oluyor. İnşallah bu yaz ayında da tekrar ikincisini Üsküp'te yapacağız. Uluslararası Üsküp'te, evet. Yurt dışında. Yurt dışında, evet. Çok orada güzel. Da yine farklı ülkelerden öğretmenleri, önce eğitimciler merkezli bir şekilde orada da bir çalışma yapacağız inşallah. Şimdi böyle deyince benim aklıma hemen şu geliyor. Geçenlerde işte Konya'da Evladı Fatihan projesi vardı. Bu proje kapsamında işte Bosna'dan, Arnavutluk'tan, yine o bölgedeki işte Makedonya'dan öğretmen adayları da geldi, öğretmenler de geldi. Onlarla görüşmelerimizde özellikle karşılıklı protokol, yani eğitim verme anlamında onlar buraya gelecekler, biz oraya gidecektik. Bir etkileşim vardı ama siz bunu kurumsal anlamda dernek çatısı altında herhalde gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Üsküp'te herhalde dediğiniz gibi program yapılacak yakın bir zamanda. İnşallah. Biz yine STK'lar üzerinden, eğitimcilerin STK'ları üzerinden çalışmalar yapıyoruz aslında. Hani bizler STK'yı Türkiye'deki önce eğitimciler olarak kurduğumuz gibi Üsküp'teki, işte Bosna'daki, Sırbistan'daki, Irak'taki, Azerbaycan'daki ya da artık bu yaz nasıl bir katılım gerçekleşirse oralardaki STK'lar üzerinden öğretmenlerle çalışmalar yapıyoruz. Yani onların STK'larla işbirliği yapıyorsunuz mutlaka. Evet, onlar üzerinden çalışıyoruz ki hani bireysellikten ziyade biz de kurumların, yani bir işin kurumsallaşıp gitmesi çok daha önemli o açıdan. Yani adı üstünde dernek olduğu için herhangi bir kar amacı da gütmeyen bir dernek yok. Değil mi? Yani tamamen gönüllü öğretmenlerden mi teşekkür ediyor bu dernek? Evet, kuruluşu da aynı şekilde zaten. Yani mevcut çalışan öğretmen çoğu. Bizim yönetim kurulumuzda ev hanımı da var, akademisyen de var, imam da var, öğrenci de var. Kendi öğrencilerimizden öğretmenliğe geçenler var bizim eğitim akademisi çalışmamızdan. Toplumun her kesiminden insan var orada demek ki. Evet, eğitime o açıdan gönül vermiş değil mi? Evet. Baktığımızda o açıdan. Pekala, faaliyet alanlarından biraz girdik ama az önce ne yaptınız şimdiye kadar? Ne tür faaliyetler yaptınız ki ben bir öğretmen olarak sürekli mailleriniz geliyor. Yani il milli eğitimlere gönderdiğiniz işte şu faaliyet var, bu faaliyet var diye sürekli geliyor ama bunları toparlamak adına ne tür eğitimlerimiz yapılıyor? Hocam aslında çeşitleri var. Kısaca şöyle değineyim. Öğretmenin öğretmenle yaptığı çalışmalar var. Ağırlığı bu şekilde götürüyoruz. Çalıştaylar, sempozyumlar ki öğretmenim sempozyumunun 7.sini yaptık. 8.sini inşallah Kasım'da yine olacak. Atölyeler, ondan sonra dergi çalışmamız var. Öğretmenler Odası dergimiz. Evet. Aynı şekilde geziler yapıyoruz. Kültürel çalışmalarımız var, kamplar. O minvalde öğretmenin öğretmenle yapabileceği ya da akademisyen öğretmen, eğitim fakültesi öğrencisi öğretmen, öğretmenle beraber çalışabilen her türlü. Yani merkezinde öğretmen olan bütün faaliyetleri siz herhalde orada planlıyorsunuz ve gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Tabii notlarıma da bakıyorum bu arada. Yani düzenlediğiniz işte projeler var. TİKA destekli birinci uluslararası öğretmen zirvesi yapılmış. Yine değerli genç, değerli insan projesi var. Geçen yıl. Evet, geçen yıl gerçekleşmiş.
Ve en önemlisi de aslında öğretmenim sempozyum herhalde, öğretmenleri ilgilendiren. Bu rutin hale mi geldi bu sempozyum? Evet, bu rutin oldu İbrahim Hocam. Yedincisini dediğim gibi Kasım ayında yaptık, 21 Kasım gibi. Biz onu hep öğretmenler gününün haftasında yapmaya çalışıyoruz. Hmm. Hani öğretmene verilen değerin ve öğretmen gelişiminin öne çıkması adına. Çok şükür iyi de bir çıtaya yükseldik. Yani gönüllü geliyor oraya insanlar, bir ücret ödemiyorlar. Biz de onları ödemiyoruz. Hmm. Hani o açıdan bir ekonomik bir şey yok. Tamamen algıya ve gelmelerini almaya vermeye dayalı. Yani çok yoğun katılım oldu bu sefer. Farklı illerden geliyor insanlar. Bildiriler sunu. Şimdi onu soracağım tam da. Ekran başındaki izleyicilerimiz diyor ki biz Konya'dayız. Şimdi İstanbul'a geleceğiz. Ücret ödemeyeceğiz ama kendi ücretimizi, yani yol ücretimizi kendimiz karşılayacağız. Evet. Ücretsiz eğitimlere tabi olabiliriz diyorsunuz. Bir günde 40 bildiri görebilir hocam. Yani 40 bildirden atıyorum oturumlarına göre. Paralel oturumlar var. Paralel oturumlar olduğu için onları görür. Artı zirvelerimizde hocam atölyelerimiz de oluyor bildirinin üzerine. Hı. Atölye kısmı da var zirvelerin. Sempozyumdan farkı da o. Şimdi şöyle bakıyorum, zirvelere neredeyse her branştan zirveler yapılmış. Hı hı. Matematik öğretmenleri zirvesi, İngilizce öğretmenleri zirvesi, eğitici oyunlar zirvesi. Bu zirvelerin içerisinde ne var? Öğretmenler bir araya gelip orada paylaşımda bulunuyorlar. İçeriği nedir zirvelerin? Zirvelerin de hocam farkı sempozyumdaki bildirilerin üzerine bir de uygulamak için ortamlarımız oluşuyor. Sınıflar oluyor orada. Onu, atölyeler var. Atölyeler var. Heh, o çok daha oturdu hocam. Bildiriden sonra o teorik ya da bildiride sunulanla dan sonra uygulama kısmını da gösterebiliyor öğretmen. Mesela bizim eğitici oyunlar zirvemiz var inşallah 26 Mart gibi. Oradaki bildirilerden daha sonra belki 20'ye yakın atölye açılacak. Gelen kişiler istedikleri atölyeyi seçip orada hangi fen dersindeki oyunları da görebilecek. İşte oyunun yaşlara göre dağılım gibi atölyeler olacak. Onları da görebilecek ya da diyecek ki okul öncesi branşıyla ilgili oyunları göreyim ben. Onları gidip uygulayarak öğrenecek yani bu sefer. Yani şu güzel hocam, yani sempozyum ve panel gibi bu tarz organizasyonlar daha çok teoride kalıyor. İnsanlar işte yaptığı çalışmayı orada anlatırken çok fazla bir pratik göremiyoruz. Ama bu zirvelerle birlikte aslında o sempozyum ve panel düzenlediğiniz onların bir tamamlayıcısı olarak herhalde zirvelerde de öğretmenler aktif bir şekilde uygulamaya tabi oluyor herhalde. Evet hocam. Onun temeli de hocam atölye dediğimiz kavram. Hani öğretmenden öğretmene tecrübe ve bilgi akışı aslında. Değil hani mi? En güçlü eğitim öğretmenin o. Yani ve sayının az olması gerekiyor o açıdan. O tabii bir sınırlayıcı oluyor atölye mantığında. Kitlesel bir atölye olmuyor yani. 500 kişiyle atölye yapabilir misiniz bilmiyorum. Biz. Çok karışır herhalde değil mi? 150 fazla kişiyle 20, ben denedim. Yani 150 kişiyle. Oluyor. Oluyor mu? Oluyor ama yine yarı seminer atölye bari bir şey oluyor. Yani yaptığınız ya da eğitime çalıştığınız konuya göre. Geçenlerde ben de işte matematik eğitimde teknoloji kullanımı üzerine böyle bir çalışma yaptım ama yani 25-30'u dayanınca artık böyle iş bayağı bir zorlaşıyor. Onun için çok da fazla sayının artmaması gerekiyor herhalde. 20 hocam. 20 yani ideal 20, diyorsunuz. 20 ideal hocam. Evet. Hele yetişkin eğitiminde 20. 20. Çünkü göz göze gelmek gerekiyor. Değil mi? Beraber iş yapmak gerekiyor. Yani dokunması gerekiyor malzemeye, fikrine, kişilerin yani karşılığı. Aslında buradan şöyle bir sonuç çıkarsak hocam. Şimdi az önce söylediniz ya, öğretmenden öğretmene öğrenme daha kolay oluyor. Şimdi bir akademisyenden öğrenme var, öğretmenden var. Hatta bunu sınıf içerisinde akran öğrenme diye tanımlıyoruz. Yani öğrencinin öğrenciden öğrenmesi öğretmenden öğrenciye göre daha kolay oluyor. Bu açıdan aslında hani artık eğitim sistemimizde buna da dikkat etmemiz gerekiyor herhalde. Yani öğretmenlerde bir kompleks var ya, her şeyi biz biliyoruz. Öğrenmenin tek kaynağı idik. Artık tek kaynağı değiliz biliyorsunuz teknolojiyle birlikte. Artık bu kaynak olma kompleksinden kurtulup bunu yaymamız gerekiyor. Gerektiğinde ben hani kendi sınıfımda şunu yapabiliyorum. Diyorum ki işte bunu arkadaşın anlatsın, bilen birisi varsa. Ve gerçekten çok başarılı oluyor. Hem öğreten hem de öğrenen adına. Bunu herhalde biraz daha yaymamız gerekiyor ki siz bunu öğretmenler arasında İyi bir şekilde götürüyorsunuz demek ki. Estağfurullah. Aslında Mevlana'nın mantığı yani. Evet. Hani Konya merkezli konuşacak olursak yani bir yandan akmadığı sürece kişi öğrendiğini öğretmediği sürece onu öğrenmiş olmuyor aslında. Hani öğrenmiş olmanın en büyük alameti öğretebiliyor olmak. Değil mi? Usta çırak mantığında da o var, ahilikte de o var. Onun için öğretmen eğitiminde de olması gerekiyor. Yani. Kesinlikle öyle olması diyelim. Gerekiyor. Mevlana mantığı dediniz, aldığımızı vereceğiz değil mi hocam özellikle? Evet. Şimdi siz Öncü Eğitimciler Derneği'nde başkan yardımcısınız ve aynı zamanda da özellikle oyun üzerine çalışıyorsunuz. Tam olarak ismi ne? Oradaki göreviniz yani oyun eğitmeni olarak mı geçiyorsunuz?
Oyun atölye lideri olarak geçiyoruz atölye biz. Atölye lideri olarak. Atölyeler için atölye lideri. Ama şimdi mesela oyun zirvesi yapılacak. Zirvenin evet. koordinatörü de benim. Hani yani atölye yapılacağım zaman atölye lideri. Atölye yapabilecek kişileri keşfedeceğiniz zaman yetenek avcısı ne dersiniz artık. Tabii evet. onları da gözlemlemek gerekiyor. Zirvelerde de genelde biz kendi iyi olduğumuz alanlarda zirve yapıyoruz. Mesela Sıtkı Bey sınıf öğretmenleri zirvesi alanı yapacak. Zaten sınıf öğretmeni. Ha, hani biz de alanına göre daha alanına çok. Göre evet. herkes hem uzmanlaşsın hem de diğer disiplinleri orayla birleştirsin diye. Yani. Şimdi hocam sizin özellikle atölye lideri olduğunuz oyun konusuna ben gelmek istiyorum. Şimdi oyun dediğimizde tabii çok farklı sokak oyunları var, sınıf içerisindeki oyunlar var. Burada sizin özellikle çalıştığınız alandaki oyunu tanımlarsak nasıl oyunu tanımlarız burada? Aslında benim vurguladığım ve kullandığım ve üzerine çalıştığım alan eğitici oyun kavramı üzerine. Evet. Bu eğitici oyun kavramı da derslerde yani ders kazanımlarına uygunluğuna göre sınıflandırıyorum. Yoksa oyun çok çok geniş bir alan hakikaten sizin söylediğiniz gibi. Dijital oyunlar, bilgisayar oyunları, yani simülatörler, ne bileyim çocuk oyunlarının envai çeşidi, kültürler arası oyunları var, sokak oyunları var. Bunların hepsi eğitimde işinize yaramayabiliyor. Yani en azından kazanımlar bazında baktığınız zaman hepsini her oyunu kullanamıyorsunuz. Mevcut hedef kazanımınıza göre oyunları ya adapte etmek gerekiyor ya da aynısını kullanmak gerekiyor. Yani siz bu eğitime uygun olan kısımdan özellikle kazanımlarla bütünleştirerek değil mi? Hı hı. Yani derse destek olsun anlamında bu oyunları tasarlıyorsunuz. Dersi yani daha doğrusu aslında arzuladığımız, hedeflediğimiz oyunlaştırmayı siz herhalde gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Evet, oyunlaştırma tekniği. Oyunlaştırma tekniği. Tabii onun için yani daha yolun başındayız diyelim. Yani evet. ülkenin genel durumunu bildiğim kadarıyla söylüyorum. Oyunlaştırma konusunda daha başındayız çok yolun. Hmm. Yani herhangi bir konuyu alıp hızlı bir şekilde oyunlaştırma süreci yapacak ve bunu ölçeklendirmesini, ölçmesini yapacak, kazanımları ne kadar diyecek bir ben kurul ya da bir şeyler daha denk gelmedi yani. Hmm. Biraz. Ama şu var hocam, ben şimdi alanım teknoloji, özellikle hani teknoloji eğitim olduğu için matematik eğitimde ölçme değerlendirme kısmını bazen oyun tabanlı bir ölçme değerlendirme yaptığımda sınıf içerisindeki o mutluluğu, öğrencilerin derse katılımını unutamıyorum. Hatta bunu müdürlere verdiğimiz eğitimde de gördük. Bir müdürün diğer bir müdürün üzerine çıktığını, hani cevap ne çıkacak diye orada özellikle böyle hani süre kısıtlı dan diye ses geliyor. Bir müdürün diğerinin üzerine çıkıp cevap ne çıkacak diye bu kadar hani katılımını gördüm. Bu açıdan oyunlara gerçekten de önem vermemiz gerekiyor. Siz aslında az önce oyun çeşitlerini konuşurken eğitici oyundan bahsettiniz. Bu minvalde düşünecek olursak oyun eğitimi nasıl yapılmalı? Siz neler yapıyorsunuz mesela atölyelerinizde? Aslında hocam oyun bir süreç eğitimi gibi düşünebiliriz bunu yani. Bir fırsatlar içeren bir süreç. O minvalde şey yapmaya çalışıyoruz. Yani öncelikli olarak kavramlar ve kelimelerin oyunun içerisinde yer alması gerekiyor. Hmm. Yani siz herhangi bir oyunu oynarken dersinizle ilgili bir şeye 10 üzerinden ikilik bir dokunuş bile olsa o yeterli. Eyvallah. Yani o yeterli. Çünkü zaten oyunun kendi kazanımları var. Gizli kazanımları var güçlü bir şekilde. Ancak derse hiç dokunmuyorsa şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. Çocuklar bunu bağlayamıyorlar. Hmm. Yani çocuk bağlayamadığı zaman da bu sefer derste sadece oyun mu oynuyoruz hocam? Sınavda ne yapacağız da dönüyor. Çünkü sınav baskısı var sizin. Ölçmeniz sınav ki. Şu anda. Tabii. Öyle olunca tam oturtmak gerekiyor. Yani biraz daha şey diye. Yani siz bir meyve sepeti oyununu oynarken elma armut şeklinde oynadığınızda da çocuğun kazanımı var ama bunu siz din dersinde oynatırsanız... Tam da buraya gelmişken aslında bunu bir hani örneklendirecek olursak. Şimdi mesela din kültürü dediniz. Din kültürü dersinde bu oyunu nasıl adapte ederiz? Onu da konuşalım. Az önce ne dediniz? Meyve sepeti. Meyve sepeti. Meyve sepeti ne hocam? Meyve sepeti nasıl bir oyun hocam? Basit bir oyun aslında. Şeye dayanıyor, kinestetik bir oyun, ayakta oynanan bir oyun, alan oyunu. Yerlere eşit sayıda meyve isimleri yazıyorsunuz. 4 tane muz, 4 tane elma, 4 tane armut, 4 tane erik yazdınız. 16 kişi üzerlerine kağıtların çıktılar. Herkesin bir meyvesi var. Bir kişi de boşta, ebe. Diyelim evet. siz ebesiniz. Diyelim ki İbrahim Hocam bu kağıtlardan birine girmek zorunda. Yani amacı o kağıtların birini kapmak ama hepsinin üstünde bir şey olduğu için o kişileri çıkarması lazım. Çıkarmanın yolu da hocam birkaç yolu var. Birinci yolu bir grup adı söylüyorsunuz. Erik diyorsunuz. Erikler kendi arasında yer değişirken siz yer kapıyorsunuz. Hmm. Ya da limon diyorsunuz. Limonlar değişik kapıyorsunuz. Ya da meyve sepeti diyorsunuz. Bu kişilerin hepsi başka bir kağıda gitmek zorunda kalıyor. Yani, farklı bir şey olması lazım. Meyvelerin bir araya gelmesi lazım herhalde. Kombinasyonu mu olacak? Yok. Meyve sepeti kelimesini söylediğinde ebe herkes kendi kağıdından çıkıp başka bir kağıda gidiyor. Ha, tamam değişecek. Hani, evet. O yer değişirken siz yer kapıyorsunuz. Hmm. Bu haliyle zaten güzel bir oyun. Hani eğlence düzeyi yüksek, rekabet şeyi yüksek, işte gözlem düzeyi, odaklanma istiyor, konsantrasyon aktif istiyor. Aktif katılım var. Mecbur. Evet, mecburen değil.
çıkmazsa da ebol. Erik denir. Erikten çıkmazsanız ebesiniz. Bir şekilde herkes oyuna katılacak orada. Katılıyor zaten. Hocam. Evet. En vasat öğrenci de katılıyor. Hmm. O haliyle bile çok güzel. Onu mesela ben derste kullanırken şey yapıyorum. Onun temel argümanı nedir? Hareketli bir oyundur. Benim din dersindeki en hareketli şey nedir? İbadetlerdir. İbadetlerin en hareketlisi nedir? Hacdır. Hmm. Şimdi öyle kıyaslandırmaya başlıyoruz. Hac konusuna nasıl uyarlarım diye düşünmeye başlıyorum. Hmm. Şimdi hac konusunda bir koşturma var mı? Var. Meyve sepeti de var mı? Var. Nereden nereye koşuyoruz? İşte Safa'dan Merve'ye koşuyorsunuz, evet. Kabe'ye falan. O kelimeleri değiştirmeye başlıyorsunuz. Hmm. Zaten oyun oturuyor cukocuk yani. Evet. Zaten koşturuyor. Transfer etmiş oluyorsunuz oraya. Evet. Transfer ediyoruz hocam. Sonrasında çocuk onu öyle yaparken kavramları mesela işte vakfe kavramını bilmese de orada koştururken kelime olarak zihnine yazıyor zaten. Hmm. Hani az önce zaten dediniz yani kelime ve kavramları mutlaka oyunun içerisine yerleştiriyoruz dediniz. Tabii. Yani gerekiyor mecburen yani. Bunlar gerekiyor. Evet. Gerekiyor hocam. Çünkü aşina olması lazım. Yoksa konuya bağlayamadığında üst akademik şeyi olan çocuğun ilgisini çekmiyor hocam. Hmm. Yani çok dikkatli çocuk diyor ki bugün şu konuyu işleyeceğiz diyor. Ve o kelimeleri ya da bir şeyleri orada göremezse şey yapıyor. Evet. Hani bir çeşit şey yapıyor. Yani oyuna katılmayabiliyor. Ki bizim en çok istediğimiz de her türlü öğrencinin katılması. Aktif katılımı. O da mutlaka onun için gerekiyor. Yönlendirme tabii oradaki verim ve ikinci, üçüncü level'ları oyunun öğretmene bağlı. Onları bilmesi gerekiyor. O halinden sıkıldığında yani yeni bir şey getirmek gerekiyor. Sürekli problem. Bu oyunu oynatmıyorsunuz tabii ki. Tabii. Bu aşamadan sonra farklı bir üst versiyona geçiyorsunuz. Doğru mu? Tabii. Yani oyunun içine bir kural ekleyebilirsiniz. Ya da oyundan sonra oturduklarında atıyorum ara değerlendirme de yapabilirsin. Yani ne hissettin, ne düşünüyorsunuz? Yani Safa'dan Merve'ye koşmak ne demek sizce falan. Hadi bakalım. Safa'dan Merve'ye koşulan kısmın adı nedir diyorsun. Onu burada da vermemişsiniz, söylememişsiniz ama kitapta yazıyor. Bu sefer hareket kinestetik düzeyden bilişsel düzeye geçiyor. Çocuk kitabı taramaya başlıyor. Hmm. Hani o oyunu kitapla bütünleştirmiş oluyorsunuz bu sefer. Çok güzel. Yani şey oluyor, yönlendiriyorsunuz. Kitapta bulduktan sonra onları bulmaca şeklinde tahtada da yerleştirebilirsiniz. Bakın aslında kelimeler üzerinden gidiyor gibi ama yani benim Safa ile Merve arasında koşmasını çocuğa öğretmem için Mekke'ye götürmem lazım. Eyvallah. Adı mümkün değil. Mümkün değil. 30 kişi, 30 kişi yani 20 yıl sürer. Evet. Onun için de onu orada sınıfı laboratuvar olarak kullanarak kitaptan da gerçek doğrusunu hani kitabın, milli eğitimin öğrenmemizi istediği tanımı öğreterek sonra tekrar onu ölçmeyle tahtada kelime yerleştirme diye bir oyunla devam ediyoruz mesela. Orada da oyun var, orada da oyun var ama arasında en azından öğrencinin aktif olarak araştırmacı olarak değil mi? Bir de bu çok önemli aslında. Hani siz Sefa ile Merve arasında koşarken ne hissediyorsunuz vesaire işte bunun adı nedir? Çocuk bir şekilde oyunda öğrendi Sefa ile Merve kavramlarını. Kitaptan araştırıyor bu sefer. Aktif bir şekilde bakıyor, araştırıyor, buluyor işte. Ne say kavramını orada buluyor mesela. Say kavramını buluyor. Daha sonra bulmaca içerisinde de bunu yerleştiriyor mesela değil mi? Burada da onu yerleştiriyor tahtada. Bu sefer onun bilemediğini başka arkadaşını kaldırıyor. Öyle şeyler var mesela. Bizde genelde ilk vuruşu ben yaparım. Hani ilk hareket prensibiyle gidiyoruz biz. Evet. Ben öğrenci üzerinden enerjiyi gibi veriyorsunuz hocam oraya. Ondan sonra enerji devam ediyor. İlk soruyu soran, diyelim ki cevabı bildi ya da bilmedi, birini çağırıyor. Oradan devam ediyor. Ben sadece arka tarafa çekiliyorum hani. Çünkü o bilmezse mutlaka biri biliyordur, bulmuştur kitaptan. Hmm. Akran öğrenmeye de dönüyor. Çok güzel. Birbirlerine destek de oluyorlar. Tabii. Artık. O ondan öğreniyor derken yani hem vaktimiz iyi geçiyor. Diğer derse de çocuğun sıkılgan enerjisini bırakmıyorum. Yani benim dersimden çocuk yorgun çıkmıyor, mutlu çıkıyor. Benden sonra kim girerse de çocuklar rahatlamış giriyorlar yani. Evet. Ve bütün dersleri böyle yani yapsak hani evet, rahatlamış bıraksak birbirimize 8. saatte de işte hocalar da tabii son derse okuldan ayrılmak istemezler herhalde. Bizde şey var ya, çocuklar şimdi saate bakıyor 2'de bir ya da zil çaldığında hurra koşturuyorlar. Yani şimdi bir şey var, ben de daha önce bir AB projesi yapmıştım. İşte geleneksel çocuk oyunları, bizimki biraz daha sokaktaki oyunlardı da. Yani orada çocuklar hayatı gerçekten oyun yoluyla öğreniyor. Eğer siz oyun yoluyla çocukların hani kalbine gidebilirseniz, sınıfa oyunu getirebilirseniz gerçekten ders onlar için ders olmaktan çıkıp farklı dünyalara gidiyorlar. Çünkü gerçekten hani zihinleri de çok açık. Sizin hani az önce dediniz ya araya kural koyuyoruz dediniz ama belki onlardan da herhalde dönüt geliyordur bilmiyorum. Yani hocam şu kuralı da koysak falan diye. Çünkü onlar zihinleri çok parlak yani. 2-3 oyundan sonra İbrahim Hocam oluyor. Bu da sizin sanırım tecrübeniz, teknoloji tecrübeniz. Evet. Çünkü çocuk 3-5 ekince geri verme, ürün üretmeye başlıyor. O bizim sistem ona da açık hocam. Ben zaten şey yapıyorum. Oyun yani derslerin bu tür oyunu oynayıp ders kazanım bittikten son 5 dakika kaldığında mesela vakit kalırsa diyorum ki bu oyunu beraber geliştirelim arkadaşlar. Hmm. Çocuk bu sefer oyun üretme aşamasına geçiyor hocam. Ne kadar güzel ya. Bunu 1-2 yaptıktan sonra performans ödevi kısmı vardı. Şu an performans ödevi çok yok da.
Herhangi bir çalışmada da bu sefer çocuk bir şeyler üretebildiğini görünce üretmek insana haz verir hocam. Çocuğa daha da büyük haz veriyor. Kesinlikle. Bu. Daha da odaklanıyor. Bu sefer ödevlerini oyunla sunan çok öğrenci görmüştüm. Performans ödevi varken. Biz oyun üretelim diyor. Yani hiç aklınıza gelmeyecek. Alevilikteki 12-13 kavram var mesela. Ben onları çok zor öğretiyorum. Hani bu kelimeyle bir ilgisi yok ama hani yaş düzeyi 7. sınıfa çok zor öğretiyorum. Ama çocuk, hocam bu eşini bul oyunu var ya, arka arkaya iki tane açıyorsunuz. Hı. Onunla Alevilikteki kavramları öğretmişti. Bütün sınıfa öğretti bir de. Oynatıyordu 4 kişi. Hocam başka 4 kişi gelsin diyor. Bakın ben arkadayım, çocuğu video çekiyorum. İşte kitaptan bakıyorum, yanlış bir şey mi falan. Fotoğraflar her şey doğru. Önüne de konuyu sundu çocuk kendi. Yani tamamen verilere gidebiliyor. Şimdi Erdem Hocam, tabii burada önemli olan aslında hani bu oyunlarda iki amaç var. Bir gizli amaç var, bir de gerçek amaç var. Hani gerçek amacımız belli. Pardon, özür dilerim. Gizli amaç aslında eğitimle vermek istediğimiz, az önceki örnekten işte Merve ile Safa Tepesi arasında say kavramını vermek. Ama çocuk bazen tabii oyunun içerisine dalıp esas vermek istediğimiz amacı değil de hani Safa ile Merve arasında koşup gidenler de oluyor, gidip gelenler de oluyor değil mi? Bazen hani böyle tam amacına ulaşmadığı zamanlarda olabiliyor yani oyunlarda. Bu tür durumlarda bir önlem alabiliyor musunuz? Neler yapıyorsunuz? Aslında hocam net bir şekilde ifade edebiliyor musunuz yani amacı? Aslında hocam şöyle yapıyoruz. Daha doğrusu benim biraz oyunlaştırma tarzım şu şekilde. Çocuğa asıl gideceği yeri ben hiç söylemiyorum hocam. Hmm. Ya yani benim için önemli olan çocuğun onu doğru gitmesi. Hani keşfetmesi bir de. Keşifle öğrenme var hocam orada da. Ya yani biraz böyle farklı öğrenme modellerinden götürmeye çalışıyorum bu oyunlu öğrenme modelini ben. Mesela çocuk aslında meyve sepeti gibi ya da herhangi bir oyunda aslında en çok öğrendiği şey kurallara uymayı öğreniyor çocuk. Hmm. Ama fark etmiyor onu. Kurala uyduğunda oyun güzel gidiyor. Anladım. Yani kurala uymazsa oyun kötü gidiyor ya. Kurallara uymayı öğrenen bir öğrenciye ben derse susun dediğim zaman zaten susuyor hocam. Ya daha doğrusu susun demez gerek kalmıyor. Gürültü yapmıyor çocuk. Çünkü o oyunun da, onu da oyun olarak düşünüyor. Bir kuralı var çünkü dersin. Bozarsam diyor da ödev diyorsunuz yapıyor. Çünkü kuralı var yani. Kurala uymak zorunda. Kurala uymayı öğreniyor aslında. Şimdi tabii ki az önce hani gürültüden konuştuk da aslında böyle hani aktif gürültüler olsa yani gerçekten derse yönelik gürültülere zaten her öğretmenin tahammülü olur ama bazen böyle hani kuru gürültü diyoruz ya. Böyle hani içeriği olmayan gürültüler, onlar tabii bizi rahatsız ediyor. Şimdi tabii birçok oyun çeşidi var. İsterseniz onların sadece isimlerini vererek geçelim. Ben diğer bölümlere de geçeceğim. Mesela hocam kelime oyunları var. Kelime oyunları. Kart oyunları var, kartlarla oynanan. Zeka ve akıl oyunları var. Alan oyunları dediğimiz bahçede oynanan oyunlar var. Dramatik oyunlar var. Drama ile ilgili de belki başka zaman bir çalışma vesaire yaparız. Dramatik oyunlar da farklı oyunlar. Hı. Böyle işte süreç tabanlı oyunlar dediğimiz daha böyle sonu olmayan evcilik gibi. Hı. Sonu olmayan ama süreci sürekli herkes için farklı gelişen oyunlar var. Aynı şekilde dijital oyunlar, bilgisayar oyunları dediğimiz şu an çok fazla gündemde, çok kimsenin önemsemediği ama çok güçlü etkileri olan oyunlar var. Bu şekilde sınıflandırabiliriz. Zaten çok fazla sınıflandırma da var. Değil yani. Bunların her birini konuşacak olsak programımızda süre yetmez. Onun için sadece başlıkları geçtik. Dijital oyun gibi gidelim yani. Daha evet, çok, kesinlikle. Çok geniş bir alan. Şimdi bir oyun adaptasyonu diye kavram var. Oyun adaptasyonu nedir? Hocam oyun adaptasyonu bir aldığınız oyunun dersinizde işe yarayacak halini sunmak. Hani hale getirmek yani onu. Hani az önceki meyve sepeti örneğinden çıkaracak olursak. Meyve sepetinde biraz ayrıntılı anlatmış olduk onu. Diyelim ki zincirleme kelimelerde bir oyununuz var sizin. Onu siz dersinizdeki hale getirdiğiniz zaman çocuk onu normalde tanışma oyunudur. Drama etkinliklerinde tanışma oyunu. Sırayla diyelim ki isimleri söylüyoruz. İbrahim, İbrahim Erdem, İbrahim Erdem Mustafa, İbrahim Erdem Mustafa Mehmet gider bu. Ama bunu siz şu haliyle oynatırsanız din dersinde benim için çocuğun tanışmasının ilk ders hariç bir önemi yok. Yoktur. Ama ben bunu ellerine verdiğim küçük peygamber isimleri kartlarını okumaya döndürürsem Adem, Adem İdris, Adem İdris Nuh, Adem İdris Nuhut derken ben 15 dakika içinde bütün sınıfa bütün peygamberleri öğretmiş oluyorum. İki de ilahi dinletiyorsunuz. Evet, oradan tamam. Çocuklar işte, hoppa da zıppa derken de oynuyor bir şekilde. Öbür derse oynarken, yorgun gitmiyorlar. Eyvallah. 8. ders sağlam oluyor. Sağlam oluyorlar. Son derse sağlam teslim ediyoruz. Sağlam gidiyorlar. Eyvallah. Şimdi tabii ki oyunla ilgili pek çok piyasada kitapta bulabiliyoruz. Değişik değişik oyun kitapları var ama sizin özellikle önereceğiniz bu alanda oyun kitapları var mı? Onlarla ilgili neler söylersiniz? Var hocam. Yapı Kredi yayınlarının var. 365 gün 365 oyun diye. O var. Benim evde yok. Birine verdim gitti. Öyle mi? Bulamadınız kitap verilmez bir diyorlar. Eyvallah. Aynen. Gitti mi gelmedi. Eyvallah. Çok güzel bir kitap. Ben de notumu alıyorum çocuklar için en azından. Evet. Eyvallah hocam. TÜBİTAK'ın oyunları var hocam. TÜBİTAK bu manada hem uygun fiyatlı hem de görselleri de çok güçlü. Nasıl olduğunu tam fotoğrafı var. Hani bizim oyun kitaplarımızın bir kısmında tarif ediyor.
Ama nasıl olduğunu hakikaten şey yapamıyorsunuz. Bir tek fotoğraf yetiyor. Aslında TÜBİTAK onu yapmış. Bir kitap, oyun burada yazıyor. Burada nasıl olduğunu fotoğraf var. Çok rahatlıyorsunuz. Hmm, nasıl oynandığını da açıkça gösteriyor. Yazmış orada. Zaten. Evet, çok anladım. Basit. Görseli var. Çok rahatlatıyor sizi. Hmm. Bir keşke videosu da olsa böyle. Yani sayfalara böyle dokunsak nasıl oynandığını falan. Ya aslında ama o teknolojiler var. Artırılmış gerçeklik dediğimiz. Yani cep telefonunuzu üzerine getirdiğinizde o çekilen video oyunun üzerinde oynamaya başlıyor da bunu yavaş yavaş aslında TÜBİTAK da belki bunları yakın bir zamanda kullanabilir. Hocam bu arada siz bana oyun öğreteceksiniz ama ben de size teknolojiden birkaç bir şey bahsedebilirim. O sizde olsun hocam. Artırılmış gerçeklik falan. Sizde olsun. Evet. Ben direkt 3 boyut dokunacak hocam. Dokunacak. Çocuklar, mutlaka. Eyvallah hocam. Ya, top oyunları gibi oyunlar var mesela hocam. Yani çocuk mesela top normalde basit bir şeydir. Hani yani futbol oynar çocuk mesela. Sizin de çok yakın olduğunuz bir alan. Ya futbol oynayan çocuk oynayabilir ama aslında futbol kültürün içerisinde çocuk disiplini öğrenir, sabrı öğrenir, yani azmi öğrenir, kararlılığı, konuşmamayı öğrenir. Stratejiyi öğrenir. Stratejiyi öğrenir, değil mi? En önemlisi belki en strateji önemlisi, yani. Evet. Takım olmayı, affetmeyi, görmemeyi, görmeyi, hoşgörüyü, odaklanmayı. Evet. Hatta değerli eğitim var oyun, yani şeyin için, futbolun içinde bile var. Tabii stadyumdaki tezahürattan bahsetmiyorum, hani negatifi demiyorum yani. Aslında çizgiler iyi çizildiğinde hocam, çocuk 36 hafta boyunca aldığı eğitimde hocam çok rahat bir şekilde birçok şeyi çözebilir yani. Evet. Oyunlar üzerinden değerler eğitimi de buna dahil, fen eğitimi de dahil, matematik de dahil. Yani iki tane iple bir tane sopayla çok düzgün bir elips nasıl çizilir gösterebilirsiniz yani. İki tane diyelim ki hipotenüs teoremini yapıyorsunuz. Matematikçi değilim yani sizin alanınız ama. Lütfen. Yani dün bir videoda izliyordum. Evet. Hipotenüsteki işte dik yerlere su koymuş, dik kenarların. Hipotenüs kısmına da bir bidon koymuş. Buralar dörtlü bidonlar. Su buradan akıp buraya dolduruyor. Yani hiç orada şeyi veriyorsunuz değil mi? Yani değil mi? Alanlardan alanlar toplamını veriyorsunuz. Aslında herhalde hocam sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Sorunumuz maalesef çocuk yetiştirme değil de biraz da müfredat ve kazanım yetiştirme üzerine sorunumuz var. Yani öncelediğimiz şey kazanımları yetiştirmek. Aman işte sınava hazırlıyoruz. Şimdi tabii ki sistem malum. Yani şimdi burada öğretmenlerimize de hani suç atma değil maksadımız ama hani TEOG sınavı var diyelim ki öğretmen bir şekilde o kazanımları vermek zorunda. Dolayısıyla en kısa yoldan nasıl veririm de daha çok böyle çocukların pratik soru çözmesine yönelik yani uğraşırım diye düşünüyor. Ama aslında önemli olan kavramın kendisini öncelikle öğrencinin öğrenmesi. Çünkü bugün hani lise bazında düşünecek olursak türev nedir diye sorsanız bilmez ama türevle ilgili bütün soruları çözer. Böyle bir nesil yetiştirdik. Aslında İbrahim Hocam şu da var. Evet. Hani TEOG'la ilgili bize oyunla ilgili en büyük eleştiri şudur. Oyun önüme vaktim yoktur. Ben devletin hani devletteki derslerimin haricinde özel okulda da din kültür derslerine giriyorum ve bana özellikle TEOG sınıflarını veriyorlar orada. Nedenini söyleyeyim. Yine aynı aslında yani. Siz kötü öğretmensinizdir orada bilmiyorum yani böyle ders dışı hani diğer ders dışı demeyeyim de hani farklı öğretim yöntem tekniklerine işe koşuyorsanız sadece hani test üzerinden gitmiyorsanız maalesef okulda biraz şey oluyorsunuz yani. Bilmiyorum yok, sizin okullar var? Artık şey, öyle bazı öyle müdürle göre değişiyor. Eyvallah anladım. Hocam göre. Mesela 8'leri bana veriyorlar. Nedeni de şu, birçok konuyu yine aynı bir şekilde yani meyve sepeti farklı bir haç konusu diyelim ki. Ama mesela Ayetel Kürsi'nin anlamını da oyunla öğretebiliyorsunuz. Normalde 2 ders ayıracağım bir şeye ben 20 dakikada bitiriyorum. 20 dakikada Ayetel Kürsi'nin anlamı. Sürede, değil mi? Ve çocuk diyor ki TEOG sınavından çıkıyor hocam diyor sizin öğrettiğiniz teknikle diyor. Ayetel Kürsi'nin anlamı çıktı bir de yani. Hiç beklemediğimiz bir şekilde. Onunla yaptım hocam diyor. Bütün anlamını düşünsenize. Arapça bilgisi ne kadar olur 8. sınıftaki bir çocuğun? Ama ben onu da aslında dramasıyla birleştirdim. Kelimeyi beden hareketine çevirdi. Bilmiyor Arapçayı. Yani şu var hocam. Sınıfta hani anlatarak bir eğitim yaptığımızda sadece bilişsel süreç işte işliyor. Ama siz oyunla birlikte kinestetik daha çok böyle hani farklı alanlardan yaklaştığınız için çocuğun hani zihinde hikayeleştirmesi, bunu hatırlaması daha kolay oluyor. Normal bir bilgiyi öğretmen işte haç şudur, say şudur diye anlattığındaki öğrenmesiyle çocuğun oynayarak öğrenmesi, bizzat aktif işin içerisine girerek öğrenmesi arasında çok fark var. Belki burada hani süre uzun gibi de gözükse aslında kalıcılığına baktığımızda oyunla öğrenme ya da diğer öğrencilerin aktif katılarak yaptığı öğrenmelerin daha böyle kalıcı olduğunu herhalde göreceğiz. Kesinlikle hocam. Yani o kısmı yaparak yaşayarak öğrenmenin birebir şeyi oyun. Yani oyunun içerisinde o kadar çok yoğun var ki. Hani sizin öğrenme modeliniz atıyorum dijital teknoloji üzerindendir. Oyunu o tarafa da evirebiliyorsunuz. Ben kelimeler üzerinden giden bir Türkçe öğretmeniyimdir. Kavram ağırlıklı gidiyorum. Ona da çevirip ona uygun bir dünya oyun da var. Oraya da evirebilirsiniz. Beden eğitimi öğretmeni bir kelime beden ya da drama oyununu alıp beden dersine de uyarlı. Çok geniş bir alan. Hani bu açıdan aslında çok çalışılması gereken bir alan ve çok insanın, çok oyuncunun olması gereken bir alan. Değil mi?
Yani aslında her öğretmen sınıfının bir oyuncusu olması lazım. Sınıfında sanki bir film çekiyor gibi ya da oyun içerisinde bir oyuncu mutlaka olması gerekiyor herhalde. Kesinlikle. Hatta evet. Fakültelere ben şey dersinin konulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir 50 tane oyun bilmeden mezun olmasın öğretmen hocam. Hmm. Yani lisede dahil buna. Lisedeki çocuklar bir kısmı niye içi geçmiş gibi diye kaba tabirle. Evet. Hani bunun biraz sorumlusu da biziz. Tabii nesille ilgili ya da farklı nedenler olabilir ama hani lise çocuğu oyun oynamaz gibi bir eleştiri geliyor mesela bana. Ama uygun oyun götürdüğünüz zaman oynuyor. Aslında yani telefonlarındakileri oynuyorlar değil hocam. Mi? Oynuyor yani. Pekala tam da oraya gelmiştik aslında yaşlara göre oyun konusuna. Şimdi 50 yaşındaki adam da çok üzülüyor. İsim vereceğim ama kendi Crash oyununu oynuyor. 10 yaşındaki çocuk da, benim kızım da oynuyor 6 yaşında. Şimdi yaşlara göre oyun dediğimizde hangi oyunlar hangi yaşa hitap eder aslında bunu da konuşmak gerekiyor. Konuşalım hocam. Evet. Mesela okul öncesinde başlayan bir beden ve fizik ve psikolojik ihtiyaçlara göre gelen oyunlarda daha ağırlıklı nedir? Basit kazanımlardır, renk ayrıştırma, işte beden dengesi, küçük el kas hareketlerine yönelik oyunlardır, çizim oyunlarıdır. Bu ilkokula geçtiği zaman daha işte nedir? Yavaş yavaş grup çalışmasına hazırlanabileceği ikili, üçlü oyunlardır ve yine bireyin geliştirebileceği. Çünkü 11 yaşa doğru gidiyor, daha bireysel bir döneme girecek. Ortaokula geçtiğinde daha beraberce yapıp rekabet edebileceği şeylerdir. Lise yıllarında ise daha problemi çözmeye yönelik. Hmm. Yani bazı bilgisayar üst oyunları... Üst düzey bilişsel becerileri ortaya koyabileceği değil mi? Onları da gösterebileceği. Çocuk problemi gördüğü zaman çözmeye çalışacak. Yani bu hazinenin kapağını hangi şifreyle açılır? Zihin yorduğu zaman yani... orta öğretim genci kendisi yorulduğunda hakikaten bir sonuca varmak için gayret gösterdiğinde çok şey yapıyor. Yani bu kavga nasıl diyelim, dövüş ve insan öldürme oyunları ve strateji oyunlarını çok seviyorlar. Niye? Çünkü yani bir son dönemde çok gündemde olan oyun da var. Hani isim vermeyeyim, reklam olmasın. Yeni bir dünya oluşturuyorsunuz orada. Hmm. Yani küçük küçük legolardan yepyeni bir evren oluşturuyorsunuz. Kaba tabirle hani yaratıyorsunuz yani. Evet. Yeni. O çok hoşlarına gidiyor. Küçüğünde büyüğünde. Niye? Çünkü şey, normal dünyada bir şeyi oluşturmak için çok fazla fırsat verilmiyor diye düşünüyorum. Yani ev okul, okulda da sunulmuyorsa bu kalıyor çocuk yani. Orada sunulduğu zaman da patlama yaşanıyor. Yani onun da etkisi var tabii. Aslında burada şunu da konuşmak lazım. Şimdi daha önceki programlarımızda sevgili dostum Selçuk Duman, Konya FM'de beraber program yapıyoruz. Serbest Çağrışım programında. Kendisiyle yaptığımız programda da özellikle işte az önce ismini verdim. Ben vermiş bulundum artık. Kendi Crash oyununun hani psikolojiye hitap eden kısmında bakıyorsunuz ki orada işte hani seviye atlıyorsunuz. Artı altınlar biriktiriyorsunuz. Yine şekerlerle oynuyorsunuz. İnsanların hoşuna gider. Tabii ki oyunu yaparken herhalde karşıdaki kişinin de o hani psikolojik eksiklikleri ya da ne bileyim tatmin edilmemiş duygularını da aslında herhalde amaç edinmek zorundasınız. Onu almak zorundasınız herhalde. Şimdi gerçek hayatta kişi altın biriktiremiyor, orada altın biriktiriyor. Ondan sonra orada güzel bir ses çıkıyor. Süper diyor mesela herhalde. Benim duyduğum, kızım oynarken duyuyorum böyle. Yani gerçek hayatta hiç kimse sizi bu kadar onaylamıyor. Ya da şekerlerle çok oynuyorsunuz, çok hoşunuza gidiyor. Level atlıyorsunuz. Hatta bunu Facebook'ta paylaşıyorsunuz falan. Herkes görüyor sizin oyunda kaçıncı seviyeye geldiğinizi. Aslında burada da şu var. Yani oyunların karşı tarafın ihtiyacına görelik kısmının herhalde iyi ayarlanması gerekiyor. Kesinlikle şimdi hocam. Her oyunu, her sınıf. Az önce konuştuk ama yani ihtiyaca göre oyun konusunda neler diyebiliriz, neler ekleyebiliriz bu bölüme özellikle? Her oyun her derse ve her yaşa gitmiyor hocam. Yani bunu ayarlayabildiğinde zaten şey oluyor, öğretmen hakikaten rahat etmeye başlıyor. Çünkü bir oyun bir sınıfta öğrenci için verimli olurken diğer sınıfta farklı bir yönü öne çıkıyor, verimli olmayabiliyor. Sınıfın atmosferi, işte öğrencilerin bakışı, konu, gidişatı, havası sınıfın vesaire. Hı. Ancak ona rağmen de yine kalıp oyunlarda çok rahat öğretmen kendi tarzına göre ortaya çıkarabilir hocam. Yani bu konuda aslında biraz velilere de bir iş düşüyor. Niye? Çocuk çünkü evde anne babasıyla da bir oyun kültürü edindiğinde bunu ister bilgisayar oyunları üzerinden, ister kutu oyunları, ister kağıt kalem oyunları bir şey üzerinden edindiğinde okulda çok daha hızlı adapte oluyor. Affetmeyi öğreniyor mesela. Çünkü babası orada bir yanlış bir şey yapmış. İyi tamam hadi taşını gördüm ama affettim dediğinde ki bu böyle hani çok tasvip etmediğimiz kumara benzer oyunlar da var. Ki evet. Bakın kumar da bir oyundur yani. Eyvallah. Bu bir aslında ihtiyaçtır ama yasaklanmıştır yani. Hani bu insan fıtratında oyun diye bir şey vardır da biz onu bazen köy seyirlik oyunları diye ortaya çıkmış ta kültürümüzde. Bazen futbol gibi modern dünyada çok daha büyük bir şeye dönüştürülmüş. Sektör oluşturulmuş. Evet. Ya da spor oyunları gibi gitmiş ya da satranç gibi zeka ve daha az kinestetik oyunlara dönüşmüş. Ama bir oyun gerçeği var. Biz kullanmasak da birileri kullanabiliyor. 200 tane uzman yazılımcıyla, özür dilerim, 600 tane uzman yazılımcıyla 2 yılda yazdığınız program
dünyada 300 milyonu oynar hale getiriyor. Değil mi? Ve acıktığında domuz yiyorlar. Yani, aa, oyunun içerisinde. Tabii tabii var oyun içerisinde. Ya sorun çocuklara ne yiyorsun? Etmek lazım hocam. Yani şimdi aileler hani ne yapıyorsun çocuğum? Oyun oynuyorum diyor ama hani oyun nihayetinde biliyorsunuz Avrupa menşeli ya da Amerika menşeli olduğu için onlar için az önce bahsettiniz işte domuz eti onlar için helaldir. Tabii. İster istemez aslında zihinlerimizin altına da böyle hani bir bilinçaltına domuz yemek caizdir gibi böyle. Hani o böyle bir yavaş yavaş işleniyor herhalde değil mi? Küçük çocuğa işlediniz mi zaten büyüyünce sorgulamıyor gittiği dönerin içine ne var diye. Çünkü yemiş hepsini yani sembolize deneyimlemiş onu küçük küçük deneyimlemiş. Hani evcilik oyununda küçük küçük deneyimliyor çocuk aslında. Sosyal öğrenme var orada. İşte rollerini öğreniyor. Orada diyor ki ben şunu yaparım, o onu bunu yapar, bu bunu yapar. Baba bunu yapar, çocuk bunu yapar öğreniyor. Oyunda da aynı. Yani siz 10 yaşında bir çocuğa oynattığınız zaman X oyununu, çocuk büyüdüğünde de onu filmle destekliyorsunuz. Çocuk 17 yaşına geldiğinde gideceği restoranı bilmeye başlıyor zaten. Buraydı. Çünkü önemli değil ne oldu etin içinde ya da suyun içinde şey diye. Asitli de içebiliyor. Mide falan umurunda değil. Diğer taraftan şey tarafı da var hocam. Hani bu yeme içme ya da bir kültür tarafı var ama merhamet tarafında da mesela bu özellikle terörist oyunları vardır. Hani saldırmalı, savaşlı oyunlarda. Çocuğa soruyorsunuz sen nesin, rolün ne burada? Niye insanları öldürüyorsun, ne işin var diye. Ben şeyim diyor, teröristim diyor. Nasıl diyorsun yani sen teröristsin. Peki seni savunan, o bölgeyi savunan kim? Antiterörist. Dünyada antiterörist diye bir şey yok ki. Polis var. Değil mi? Karşısında yani. Çocuk evet. Antiterörist öldürüyor. Devletin sürekli gücü vardır. Bir de terörist vardır ama o kendisini bir şekilde terörist olarak tanımlıyor. Ve bizde sürekli ekranlarda teröristler öldürüldü deyince o çocuk yani kendini tepki vermiyor. Değil mi? Tabii. Özgür savaşçıyım zannediyor. Halbuki işgalci yani. Hani kavramlar üzerinden oyun oynanıyor ama oyunu da oyunun içinde oynadıkları için. Hani oyun içinde oyun var diyorlar. Evet. Aynen bu oluyor herhalde değil mi? Tabii. Özellikle ailelere ne dersiniz hocam bu konuda? Yani oynattıkları oyunlara dikkat etsinler değil mi? Özellikle bu vurdulu kırdı da. Gerçi anne baba da hani çok anlamıyor oyunlardan ya da zevk almıyorsa hiç oralı olmuyor ama. Ama dediğiniz gibi mesela sizleriniz hani az önce teröristim diye kendini hani ifade eden bir kişiye yani özellikle annesinin babasının dikkat etmesi gerekiyor. Bence oynamadığında hiçbir şey kaybetmez çocuklar. Kesinlikle sınırlandırılmalı. Yoksa oyunlar ne oldu demeyecekler hocam. Yani bir yıl içine çıkmıyor zaten. Çocuk yavaş yavaş yani yarın köpeğe taş atmaya başlıyor. Arkadaşı düştüğünde umursamıyor. Niye? Yani niye? Orada merhamet yok ki oyunun içinde. Ya da bizler merhamet ağırlıklı istediğimiz tarz oyunlar yazıp bu oyun güdüsünü uygun şekilde sunacak bir piyasa kendi ekibimiz, kendi oyunlarımızı oluşturacağız. O da gelecek tabii ki umudumuz da o yönde. Ama o zamana kadar çocuk bilgisayar oyunu oynaması hiçbir şey kaybetmez. Yani siz oynadınız, biz o ben oynadım yani. Hani oynamayanlara hiçbir şey olmuyor. Kesinlikle. Tam tersine çocuklar kesinlikle ağırlığı saha oyunlarına vermeliler. Özellikle gençler ya beden. Değil mi? Evet. Enerji kaynaması var. Sporla uğraşsın. Biraz evden dışarı çıksınlar diyoruz artık. Kesinlikle yani. Evet. Erdem Çakı, Önce Eğitimciler Derneği Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Oyun Atölyesi Lideri. Çok teşekkür ederiz efendim. İstanbul'dan ayağınızın tozuyla geldiniz. Bugün programımıza teşrif ettiniz. Çok teşekkür edeceğim tekrardan. Sağ olun İbrahim Hocam. Yani ilerleyen zamanlarda inşallah faaliyetlerinizi de konuşabileceğimiz bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle ben son sözlerimi bitirmek istiyorum. Sizin sözü olarak söyleyeceğiniz bir şey varsa... Eklemek istediğiniz bir şey varsa. Davet ettiğiniz için İbrahim Hocam çok teşekkür ederim tekrar. Size tanışmaktan ve çalışmanıza katılmak çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum inşallah. Ben teşekkür ederim. Her zaman görüşebiliriz hocam. Eyvallah çok sağ olun çok teşekkürler. Sağ olun hocam. Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya değişik konu başlıklarıyla tekrar karşınızda olmak üzere. Mutluluklar diliyorum efendim.